Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Öncelikle bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı arkadaşlar. Bütün milletimizin bayramı kutlu olsun. Yüce Meclisimiz olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yaşı kutlu olsun arkadaşlar. Haydi bakalım söz verdiğimiz gibi TYT, AYT denemelerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet gelsin bakalım birinci sorumuz. Denememiz başlıyor. Hititler'de Anol adı verilen yıllıklar tarih yazmak amacıyla oluşturulmamış olsalar bile olayları tarafsız bir şekilde anlattıkları için modern tarih yazıcılığı açısından dönemlerindeki diğer yazılı kaynaklara göre daha değerli kabul edilir. Buna göre Anolları dönem içerisindeki diğer yazılı kaynaklara göre daha değerli kılan özellik hangisidir? Zaten burada paragrafın içinde vermiş bu özelliği değil mi? Bakın tarafsız bunlar tarafsız. Yani yanlı değil, olayları olduğu gibi anlatıyor. Çünkü Hitit kralları tanrılarına hesap vermek için bu anaları tutuyorlar. Burada galibiyetleri de var, mağlubiyetleri de var. Objektif tarihçiliğin ilk örneği zaten Hititlerin anaları kabul ediliyor değil mi? Dolayısıyla bu eserleri diğer eserlerden değerli kılan şey nedir arkadaşlarım? Doğruluk payı daha yüksektir. Çünkü bunlar objektiftir, nesneldir değil mi? Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Doğruluk payı daha yüksek olma olacaktır diyoruz. Evet. İkinci sorumuz gelsin bakalım değerli arkadaşlar. Evet. Atatürk inkılaplarından gelmiş güzel bir soru. Yine bir olumsuz yorum sorusu aslında ve bilgi sorusu bu arada. Toplumsal alanda yapılan inkılapları anlatan Zeynep öğretmen öğrencilerinden örnekler vermelerini istemiştir. Öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir? Bakın. Soyadı kanunu Türk toplumu ile ilgili. Şapka kanunu Türk toplumu ile ilgili. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik, toplumumuzu ilgilendiren değişiklikler bunlar değil mi? Tekke ve zaviyelerin kapatılması, arkadaşlar bunlar da Türk toplumunun dini duygularını istismar ettikleri için kapatılıyor. Doğru. Lakin saltanatın kaldırılması toplumsal değil arkadaşlar. Siyasi bir inkılaptır. Siyasi ya da siyasal. Siyasi inkılaptır diyoruz. Bu da bu arada biliyorsunuz 1. TBMM'nin yaptığı ilk ve tek İnkılap neydi? 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmaktı değil mi değerli arkadaşlarım? Evet, dolayısıyla cevabımız Adana. Evet, üçüncü sorumuz gelsin. Evet, güzel bir soru. Bakın bu soru. Bu soruyu lütfen dikkatlice çözün. Atatürk dönemi Türk dış politikasında Türkiye öncülüğünde Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'la Balkan Antantı kurulmuş, savunma ve saldırmazlık işbirliği yapılmıştır. Bu da bölgesel sınırları koruma anlamında. Batı sınırlarımızı güvence altına almışız. Türkiye'nin öncülüğünde İran, Irak ve Afganistan ile Saadabad Paktı kurulmuş, savunma ve saldırmazlık işbirliği yapılmıştır. Bu da doğu sınırlarını korumuştur. Türkiye ile Sovyetler arasında saldırmazlık anlaşması yapılmış. Bu da bizim bölgede etkili bir güç olduğumuzu gösteriyor. Büyük bir devletle böyle bir anlaşma yapmamız. Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya ile Akdeniz güvenliği için işbirliği anlaşması yapılmıştır. Bu da yine bölgede etkin bir devlet olmayla ilgili. Bu antlaşmalarla amaçlarından hangileri yolunda adım atıldığı söylenebilir. Sınır güvenliğini sağlamak elbette. Bakın birincide Batı sınırı, ikinci de Doğu sınırı. Bölgesel barış ortamı yaratmak elbette. Biz yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle hareket ediyoruz. Atamızın biliyorsunuz bütünleyici bir ilkesi yurtta barış, dünyada barış. Bölgede etkin ve öncü bir devlet olma, uluslararası diplomaside biz de varız diyoruz. Bunları yaparak dolayısıyla bunların üçü de mantıklı. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Yani Edirne olacak idi. Evet. Dördüncü sorumuz gelsin bakalım. Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Yeni nesil soru. Bakınız bu sorunun benzeri 2 yıldır TYT'de ve AYT'de çıkıyor arkadaşlar. Bakınız 2019 YKS, 2020 YKS'de çıktı arkadaşlarım. Bu yıl çıkar mı bilemem ama Türk İslam tarihinden TYT'de de AYT'de de %100 bir soru var arkadaşlar. O yüzden çok değerli bir soru bizim için. Evet. Gazali Mahmud'un Hindistan'a düzenlediği 17 sefer sonrasında bölgede İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Bunun üzerine Hindistan'da kas sisteminin zayıfladığı ve toplumsal ilişkilerin güçlendiği görülmüştür. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır? Bakın arkadaşlar, İslam'ın eşitlikçi yapısı Hindistan'da kas sistemi dediğimiz sınıflı toplum yapısını zayıflatmış, toplumsal ilişkileri güçlendirmiştir. Çünkü İslam dini eşitlikçidir. Müslüman Müslümanın kardeşidir der İslam değil mi? Dolayısıyla cevabımızın Adana olduğu çok açıktır arkadaşlar. İslam dininin eşitlikçi yapısı Hindistan'da toplumsal birliğin güçlenmesini sağlamıştır. Olay budur arkadaşlar. Diğer şıklara hiç gerek kalmadı. Evet son sorumuz gelsin bakalım TYT için.
Osmanlı Devleti'nin tam bir yenilgi almamış olmasına rağmen Uşak Antlaşması'yla 12 adayı İtalya bırakmasının temel nedeni olarak durumlarından hangileri gösterebilir? Bakın arkadaşlar, biz Trablusgarp Savaşı'nı askeri yönden kazandık ama hukuki yönden kaybettik. Çünkü Balkan devletleri bize birden saldırmış ve bizim elimizi zayıflatmıştır. Biz de Balkan Savaşları başladığı için arkadaşlar Rodos'u, 12 adayı Yunan işgaline karşı geçici olarak İtalya'ya veriyoruz. Gerçi bir daha da alamadık ama neyse, geçici olarak veriyoruz. Emperyalist bir İtalya aldığı bir toprağı geri verir mi? Vermez. Dolayısıyla burada birinci öncülük kesinlikle var. Balkan Savaşları sırasında adaların Yunanistan'ın eline geçmesini önlemek istemek. Doğru. İtalya ile olan ticari ilişkileri geliştirmek istenmesi. Ne alaka var bunun ticaretle? Düşmanımızla bir de ticaret mi yapacağız? Balkan devletlerine karşı İtalya'yı kendi yanına savaşta sokmaya çalışmak. Alakası yok. İtalya Hristiyan bir devlet. Niye Hristiyanlarla savaşsın? Değil mi? Böyle bir şey yok. Zaten bizim zor günümüzden yararlanmış Balkan devletleri. Dolayısıyla İtalya'yı ilgilendiren bir durum yok. İtalya nerede? Balkanlar nerede? Evet. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacaktır arkadaşlarım. Adana olacaktır diyoruz. Evet. Böylelikle TYT'mizin sonuna geldik arkadaşlar. Biraz sonra AYT'de görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim.